Ocak 2023. Mekan: Ulucanlar Samanpazarı. Kalıpçı Zade Konağı. Ankara kulübümüzün an itibariyle en uzun süre başkanlığını yapmış. Ankara'nın poliklinik, tıp polikliniği anlamında ilk polikliniklerinden biri, belki de ilkinin sahibi Sayın sevgili Bülent Kalıpçı abimizin misafiriyiz. Abi çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladınız. Rica ederim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ ol. Böyle değerli hemşerimle, değerli dostlarımızla beraber olmak burada bu mekanda beni her zaman mutlu ediyor. Sağ olun. Siz sağ olun. Evet, çok da tarihi bir mekan. Hani hep her yerde anlattığınız gibi. Hatta bizim Ankara Kulübümüz Kızılca Gün televizyonunda programlarda da vurguladığınız üzere, ben burada yineleyeyim. Bu konakta doğdunuz, bu konakta büyüdünüz, bu konakta evlendiniz. Daha doğrusu ilk eşinizi gelin olarak bu konağa getirdiniz. Belki çocuklarınız da bu konakta doğdular. Evet. Ve Ankara'nın tarihi konaklarından birisi, evveliyatı da var çünkü. Şimdi tabii ki Ankara Kulübü ile ilgili çok büyük, önemli anılar var. Onları bir başka programda inşallah kısmetse randevuleşiriz. Bugün Bülent abimizin, Bülent Kalıpçı'nın kendi biyografisiyle, otobiyografisiyle hatta devam etmek isterim. Abi, kaç göbek Ankaralı atalarınız? Şimdi aşağıda bir de çizelgede var. Benim takip ettiğim 7 göbek tamamlandı. Bravo. Yani oğlum, torunum 2 tane. Ondan geriye de 4 tane daha çok tespit ettik. Evet. Deyim yerindeyse 7 göbek. Anadan ve babadan. Annem de babam da Ankara'nın yerlisi. Çok güzel. Eski Ankaralıların deyimiyle yerli Ankaralıyız. O zaman yeni Ankaralı deyimiyle de has Ankaralı. Evet, has Ankaralı. Doğru. Babamdan da pay biçeyim. Anne tarafına sütten derler, baba tarafına kandan. Yani Van deyimiyle hem kandan hem sütten has Ankaralı. Doğru. Evet. Abi, çok tarihi bir mekan. Berna Hanım da sahip çıkıyor, sağ olsun. Burası Kalıpçızade konağından ziyade sanki Kalıpçızade Müzesi gibi olmuş, özellikle üst kat. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu konağın ilk yapılışın, tabii o zaman imar planı yok, ruhsat yok ama benim takip edebildiğim kadar, bulabildiğim kadar 1830 yılında Ankara'da bir nüfus sayımı yapılmış. Ve bunu Ankara Büyükşehir Belediyesi kitaplaştırdı. Bayağı kalınca bir kitap. Evet. Tüm Ankara'da yaşayanların isimleri var. Burada bende de var. O kitaptaki duruma göre babamın babası bu evde, bu mahallede ve bu evde ismi var. Yani demek ki bu konak o zaman da var. 230 senelik bir yapı. Maşallah. O zaman burası, bu mahallenin ismi Yusuf Abbas Mahallesi'ymiş. Şimdi eski nüfus kağıtları 2 yapraklı nüfus kağıtlardı. Sayfaları olan idi. Evet. Ufak bir broşür gibi, cepte taşınabilen, el kadar büyüklükte. El büyüklüğünde, evet. İlk ve son sayfası kalın şeyli. Karton. Gibi. Karton. Orada işte adı, soyadı, tabiatı, doğduğu yer, ana adı, baba adı, vilayeti, kazası, nahiyesi diyor. Şimdi üçünde de şöyle yanlı üçünü kaplayacak şekilde Ankara diyor.
ve Yusuf Abbas Mahallesi. Daha sonra bu mahallenin ismi değişti. Benim de efendim Alparslan Mahallesi oldu, Oğuz Mahallesi oldu, İnönü Mahallesi oldu, Hacettepe Mahallesi oldu, Kale Mahallesi oldu. Böyle değişti. Ama ilk onun nüfus sayımındaki Yusuf Abbas Mahallesi benim nüfus kağıdımda da Yusuf Abbas Mahallesi olarak geçiyor. Babam burada doğmuş. Amcam burada doğmuş. Babamla amcam birbirlerine çok yakın olarak gerek iş hayatında gerek özel hayatlarında çok yakın iki kardeş olarak bulunmuşlar. Bir üçüncü amcam daha var, en büyükleri, abileri. O ayrı okumuş öğretmen Kayseri'de askeri okulda coğrafya öğretmeni olarak ayrı olarak şey yapmışlar. Ama Ankara'da okumuş. Öğretmenliği Kayseri'de. Öğretmenliği Kayseri'de tabii. Şimdi burada annem buraya gelin gelmiş. Ben buradan ayrılmak zorunda kaldıktan sonra, yani iş hayatına atılmak üzere ayrılacağım. Annem bu evden zor çıkar. Ben gitmem. Ben bu evin alt eşiğine bakarak geldim. Gelin utanarak, önüne bakarak girdim. Üst eşiğine bakarak çıkacağım diye. O, yani ancak vefatımdan sonra çıkacağım. Evet. Pardon, tabir çok önemli. Eşeğe bakarak girdim, yukarıya bakarak çıkacağım. Evet. Ve ısrar ettik. İşte evimiz duruyor, duracak. Her zaman geliriz buraya da gelebiliriz. Ama şimdi benim işim uzakta. Buradan oraya gitmek zor. Üstelik işimin hemen üstünde de... Pardon, babanız vefat mı etmişti o zaman? Ben 7 yaşında vefat etti. Evet, biyografiyi biraz şey yaptık. Evet. Burada benim maalesef fazla baba anım yok. 7 yaşındayken 1938 yılında. Babam 1884 yılında, bildiğiniz gibi Atatürk'ün doğumu 1881. Evet. Babam ondan 3 yaş daha küçük. 1884'te doğmuş. Ne büyük bir tecellidir ki ölümleri, babam 9 Kasım 1938, Atatürk'te bildiğiniz gibi 10 Kasım 1938. Peş peşe. Yani. Bir gün arayla. Hatta belki 24 saat bile yok, daha az. Evet, belki de. Onu bilemiyorum, hatırlamıyorum. Evet. Şimdi ben 8 yaşındayım, ilkokul. Oraya gelecektim, evet. Buraya, İlkokulu burada. Tabii. En yakın okul, o zaman Kabaküllük derlerdi. İşte bu Külhan Beylerin falan eskiden kavga ettikleri, hesaplaştıkları yere. İtfaiye meydanı, şimdi itfaiye meydanı tarafı mı oldu? Değil. Hemen burada kaleye çıkarken sol tarafta Kabaküllük denilen bir semt var. İdi. Şimdi ismi değişti tabii. Yani Hisar'a çıkacak hemen yolun altında Ulus İlkokulu vardı. Ankara'nın eski okulu. Bir de buraya yakın olan Cumhuriyet Okulu vardır. O da eski bir okuldur. İşte ben Ulus İlkokulu'na doğdum. Oraya gittim. Okuldayken okul müdürü bütün sınıfları topladı. Salona geçtik. İşte bir konuşmayla büyük Atatürk'ü kaybettiğimizi, ülkemizin kurtarıcısı Yüce Atatürk'ün ölümünün
en büyük acımız olduğunu, biz de ilkokul birinci sınıf talebesi olarak, ben o zaman 5 sınıf vardı ilkokulda, bütün herkes gözyaşlarına boğuldu, hıçkırarak ağladı. Gömleğimizin üstündeki beyaz yakalarımızı çıkardık, ceplerimize koyduk. Hatta beyaz düğmelerimizi kestik yaz şeysi olarak. Ben ondan bir gün evvel babamın ölümünü hissettirmemek için, bana çocuk olduğum için, bir de benden 4 yaş küçük kız kardeşim var. İkimiz baba ölümünü duymayayım diye buradaki yakın akrabalarımız bizi aldılar. Sizin haberiniz yok babanızın. Hayır, vefatında. Yok. Aldılar, bugün hadi bize gidelim dediler. Gerekçe nedir, niye gidiyoruz falan sorgulamadık da biz onunla beraber çantamızı da aldık, gittik iki kardeş. Ondan sonra ertesi gün onlar okula gittik ve işte okulda da bu söylediğim Atatürk'ün ölüm haberi geldi. Üzüldük, ağladık, eve geldik. Evde bu sefer bir herkes babamın ölüm dolayısıyla kalabalıklar toplamış falan. Yani gizleyemediler artık. Babamın ölümünü de duydum. Atatürk'ten bir gün evvel demek ki babam da ölmüş. Hatta Atatürk'ün öldüğü gün haberini aldınız. Defnet. Sonra babanızın. Evvela babam. Ama siz önce atanızın haberi, vefat haberi, sonra babanızın içine aldınız. Daha önce olmaz. İki büyük acıyı beraber yaşadım. Yani benim fiziki babamla atamız. Yani Türklerde ata babadan önde gelir öyle, bir öyle. Söz vardır. Evet, Cumhuriyet'in kurucusu. Biz ilkokuldan zaten Atatürk, yani başladık. Atatürk'le Atatürk sevgisi verdiler yani hemen. İki büyük acıyı birden yaşadım. Ondan sonra bu evde devam ettik yaşantımıza. Pardon. Peki ilkokulu bu aynı okulda yine bu konakta bitirdiniz. Ortaokul? İlkokulu Ulus İlkokulu'nda, Kabakürlük'teki Ulus İlkokulu'nda. Ortaokulu 4. ortaokul. Yani doğum evinin, Talatpaşa Bulvarı üstündeki meşhur büyük doğum evinin karşısında olan 4. ortaokul. Ha, sonra şimdi Cebeci ismi değişti. Abi şimdi ilkokul 4. ortaokul. Evet, ilkokuldan sonra 4. ortaokulda. Ondan sonra Ankara Gazi Lisesi'nde liseyi okudum. Ondan sonra tıbbiye. Ankara Tıp Fakültesi'nde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. Abi çok özür dilerim. Bu büyük amcanızın, öğretmen olanın, bu sizin tıbbiye girişinizde bir dahli oldu mu yoksa? Hiç. Kendi seçimler. Yok. Onunla biraz maalesef, onunla üzgünüm, kopuk olduk yani. Çocuklarıyla falan da mesafeli olduk. Çocuklarıyla da yakın olmadık yani maalesef. Ankara Tıp biliyorsunuz şimdi dikim evinin hemen üstündeki, evet. O Abidinpaşa Köşkü'ne çıkacak yerin sol tarafındaki tıp fakültesi o zaman sadece o oradaydı. Orası çok eski bir bina. Kurtuluş Savaşı zamanında da olan, hastane olan bir bina orası. Büyük bir değişik binalar. Hatta bir kısmında işte bilmem hayvanlar barındığı yer olarak kullanılmış bazı bölümleri, ama bir kısmında hastane olarak Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'da yetersiz doktor, yetersiz yatakların olduğu yerde bulunmuş. Orada okudum, tıp fakültesini bitirdim. Sonra Ankara Refik Saydam Enstitüsü'nde bakteriyoloji, mikrobiyoloji ihtisası yaptım ve Ankara Numune Hastanesi'nde de o zamanki deyimiyle intaniye,
Yani enfeksiyon hastalıkları uzmanlığını aldım. Ondan sonra da yani ömrümün 1/3, 30 yaşına kadar aşağı yukarı burada ve eğitimle oturdum. Ondan sonra buradan ayrılmak zorunda kaldım. Hayata atılmak için. Gene ama Ankara'da devam ettim. Tabii Ankara'da. Askerlik hizmetimi gördüm. Övünmek gibi olmasın, 400 tane tıp doktoru arasında yedek subay okulunda sınıf birincisiydim. Bu resimler arasında da yaş kütüğüne çakarken var. Genelkurmay Başkanı'nın hediye ettiği kol saati, ne saklarım hala anı olarak. Ondan sonra bu 30 yaş Hıfzı Zay'la ilgili olmuş muydu? Refik Saydam'da ihtisas okuduydum tabii. İhtisas sonrası orada bir devam oldu mu yoksa ayrıldın? Yok. Ondan sonra polikliniği açmak? Yok, tabii ondan sonra. Yani uzman olduktan sonra, yani eski diyeyim mütehassıs doktor olduktan sonra Anafartalar Caddesi'nde gene askerlik yaptım, geldim. Askerlikten sonra artık bir Ankaralı olarak Ankara'dan çıkmak istemedim. Ankara'da doğrusunu isterseniz birkaç sosyal sigortaları yeni yeni ve bazı bölümleri inkişaf ediyor. Müracaat ettim ama işte bugün git yarın gel falan böyle uzadı, tayinim olmadı. Ondan sonra ben Numune Hastanesi'ndeki arkadaşlarımla ve tıbbiyede tıbbiyeyi biz askeri doktorlarla beraber yaptık. Yani Gülhane Hastanesi İstanbul'dan buraya biz 3. sınıftan sonra 4, 5, 6, 3 seneyi askeri doktorlarla beraber yaptık. Anladım. Okuduk. İşte gerek Gülhane'den olan gerek Ankara Numune Hastanesi'nde olan arkadaşlarımla Ankara'da o zaman Ankara'nın en önemli caddesi doktor hocalarımızın da olduğu, bir sürü doktorların olduğu, avukatların olduğu, o zaman Ankara Büyük Adliyesi, şu anda İl Kültür Turizm Müdürlüğü olan Anafartalılar Caddesi, Anafartalılar Caddesi ticaretin caddesi, büyük esnafın, büyük tüccarların olduğu caddeydi. O cadde üzerinde bir bina kiralayarak o binada 1960 yılında mütehassıs doktor olarak 10 doktorlu bir poliklinik açtım. O zaman bir uzman doktor 40 liraya muayene ederken ben 10 lirayla başladım. Kapıdan gelen hasta sekreterle muhatap oluyor. Hastalığın şikayetine göre ilgili olan doktor şu odaya buyurun, şu odaya buyurun diye. Tabii çok kısa zamanda hem ucuz oluşu hem de kolektif bir çalışma düzeni dolayısıyla tutundu. Bir müddet sonra gece nöbeti koydum. O zaman. Pardon. Peki bu tabii ki o tarihte anlattığınız üzere bir sürü doktor muayenehaneleri var özel ama poliklinik olarak var. Ankara'da ilk yoksa ilk daha önce var. Böyle kolektif bir şey çalışma düzeni ilk defa ben 1960 yılında ben açtım. O zaman Ankara Kulübü'ndeki hizmetlerinizi sıra gelip anlattığınızda görülecek ki o zaman biz size ilklerin adamı da diyebiliriz yani birçok konuda. Ha, teşekkür ederim. Yani tabii çok doktorluk aslında fedakarlık ve bir hizmet sektörü. Severek yapmak lazım bunu. Ben daha sonra da gece nöbeti koydum. Bu da galiba Ankara'da ilk özel sektördeki tıp evet, alanında doğru. İlk gece nöbeti doğru. Oluyor değil mi? Tabelaya kocaman yazdırdım oraya. Sabaha kadar mütehassıs nöbetçi doktor bulunur. Her gece sabaha kadar bulunur diye. El ilanları, o zamanki Ulus Gazetesi'ne ilan vererek o da
Şimdi bir müddet aynı yerde oturuyorum. Üst katında oturuyorum. Orada... Ama anneniz bu konakta devam yok, ediyor. Yok. Aldınız mı? Beraber gittim. Annemi bırakır mıyım? Nihayet. Yok, yani kesinlikle. Evet. Anne tabii herkes için kutsaldır. Anneler. Ama benim annem, babasız beni büyüten annem, genç yaşta dul kalan, işte birçok tekliflere karşı gelen, onları kesinlikle reddedip, işte benim kocam, oğlum işte büyüyecek, benim diye reddeden, beni büyüten, okutan annem. Yani hem anne için, hem babalık benim, yapan. Benim için annem kutsaldı. Annemi bir dakika bırakmazdım. Annem bazen yazın işte kız kardeşimin bulunduğu yazlığa götürür kardeşim. 10-15-20 gün geçer. Ben Allah Allah, annem niye eniştenin yanında, özlerdim yani onu. Allah nur içinde yatsın, ha, annem çok her anne gibi çok şefkatli, fedakar, cefakar, çok kutsal bir kadındı benim için de. Nur içinde yatsın, onu her zaman şükranla yad ederim tabii. Ve gece bölümünü de açtınız, nöbetçi var sabahlara kadar. Bir müddet sonra başa çıkamaz oldum ben. Gecede bir defa, iki defa, üç defa uykudan kalkıyorum. Hastaya gidiyorum, geliyorum, yatıyorum. Şimdi o zaman doktorlara sevgi, saygı, hürmet vardı. Şimdiki gibi doktorları kızmak, dövmek, bıçaklamak, yaralamak, yumruklamak. Hatta aşağılamak. Kesinlikle, kesinlikle olmadığı gibi herkes... Şükranla, teşekkürle, işte köylü gelirken kucağına bir kuzu alır gelir ayrıca. Ya bir sepet yumurtayla gelir, teşekkürlü belli eder. Ben gece yarısı iki hastanın saatin üçünde, dördünde, poliklinikte birbiriyle kavga ettiğini, münakaşa ettiğini, ben senden evvel geldim, ben götüreceğim önce sıra benim hastaya, öteki benim hastam acil. Kalp krizi geçiriyor, ben götüreceğim diye ilk kolumdan çekiştirdik günleri hatırlıyorum. Uzak yerlere gittiğim, kızacağım ama gece yarısı saat 3'te buradan kızacağım ama hastaya gittiğimi. Şimdi tabii imkanlar çoğaldı. Hayır, o zamanki tabii, yollar yani 60'lı senelerde. Tabii. Şimdi artık hiçbir doktor ev hastasına gitmez, gitmiyor da yani. Gerek de duymuyor. Tabii hastaneler biraz daha gelişti. Biraz daha şey oldu, imkandan şey oldu. Tabii bizim dönemimizde öğrenciyken meşhur Ankara'nın Şükrü Yusuf Sarıbaş çok meşhur bir doktoruydu. Nöroloji doktoru. İstanbul'da da onun şeysi Masar Osman. Hatta halk arasında bir şey vardı, böyle biraz saçmaladım falan. Sen Masar Osmanlıksın, yani sen oynatıyorsun gibi. Şimdi Şükrü Yusuf Sarıbaş öyle derdi. Bir refleks çekici, bir stetoskop, bir tansiyon aleti, bir de refleks çekicinin ucunda iğne. Refleks'e bakmak için. Bunlarla teşhis koyun derdi. Yani bu cihazla, yani bizim dönemimizde zaten sadece radyoloji, yani röntgen vardı. İşte ultrasonografi, MR'lar, birçok şeyler, sonradan olan şeyler tabii. Bilgisayarlı tomografiler falan. Yani zaman, 80'lerde başladı. Yoktu tabii. Onun için gidip o hastanın bir defa öyküsünü alıp, o şeklini dinleyip, tabii bunlar bugünkü hastanelerdeki gibi böyle 5 dakikada bir hasta muayenesinde olacak şeyler değil. Hastayı iyice dinleyip, muayene edip, stetoskopla işte akciğerlerini tabii ki el yordamıyla büyük bir ihtimalle de çok
doğru teşhisler konabiliyordu. Hissederek. Evet. O poliklinik Ankara'ya çok büyük bir hizmet ettiğimi düşünüyorum. Kesinlikle. Tam 45 sene aynı adreste, aynı adreste. Ha, ben gece nöbetinde artık bana ağır gelmeye başladı. Ondan sonra başka doktorlarda ama gece nöbeti sürekli oldu. Evet, devam ettiler. Ettiler. Ben daha devam edecektim tabii. Mesleğimi severek yaptım. Ama mecburi bir çıkış oldu. Bina kiradaydı. 45 sene oturduğum, hatta uzaktan da akrabam olan bina sahibi binayı müteahhide verdi. Ben de direnmek istemedim. Yani kolayca çıkmayabilirdim. Daha 3-5 sene kalırdım ama onu da uygun görmedim onu da. Ondan sonra çıktım. Yeniden başlamadım. Zaten Ankara Kulübü meşgul ediyordu beni. Bu, seve seve ona kulübün son kaç senesinde Ankara Kulübü devreye girdi? Ankara Kulübü başkanlıktan önce de yönetimde var mıydınız yoksa? Yok. Direkt başkan. Bir sene ikinci başkandım. Yani başkan yardımcısıydım. İkinci başkandım. Ertesi sene kulüp başkanı olarak devam ettim. Yani hem kulüp hem tıp doktorluğu kaç sene kadar sürdü? Tabii sürdü. Sürdü. Ben Anafarkolar Caddesi üzerinde Seymenler o zaman Ankara Kalesi'ne 13 Ekimler'de Kale Burcu'nu bayrak çekmek üzere Davul Zurna'yla Seymenler giderken hemen bırakırdım hasta muayenesini de veya meşgulliği balkona çıkar onları seyreder alkışlardım. Çok o zaman olurdum, kulüp sevgisi oradan mı başladı? Öyle. Öyle. Peki Bülent abi, şimdi çocuklukta burada geçince o tarihte tabii ki şimdiki gibi cep telefonları, efendim, televizyon vesaire falan yok. Çocuklar eve mahkum durumda değil. Neler yapardınız? Şimdi bir kere mahalle arkadaşlığı vardı tabii. Ve çok önemliydi o. Arkadaşlarımızla oynamak. Bir kere bu civar Ankaralıların veya işte Ankara Kazalarının oturduğu bir semtti. Hırsızlık, kavga gürültü olmazdı. Yani öyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Hatta sepetli motosikletiyle komiser Hasip hatırlıyorum da onu motosikletin üstünde kendisi kullanma motosikleti tıknaz göbeklice bir tombulcu bir adamdı. O sanki Ankara Emniyet Müdürü. Herkes korkardı o. Böyle bir motosikletin sesini mesela Ulucanlar'dan geçer. Kaleye doğru çıkar. O gürültü sessizlik içerisinde onun gürültüsünü duyunca herkes dehşete düşerdi. Hatta biraz yaramazlık yaptık mı işte ebeveynlerimiz seni komiserat gelirken seni ona şikayet edeceğiz, ona vereceğiz falan diye korkuturlardı. Daha çok mahallede arkadaşlarla top oynardık. İşte bizim topaççı yüzdük. Sigara şeyden yapraklarından oyun oynardık, onları biriktirdik. Misket, bilye oynardık. Daha çok mahalle aralarında top oyunuyla vakit geçirirdik. Bir arkadaşlık vardı tabii. Bu arkadaşlık birbirimize sevgi, saygı, biraz büyüklerimize saygı duyardık. Nazım abimiz vardı burada. İşte gene bir boksör ismini hatırlamıyorum. Bir arkadaşımız, abimiz vardı. Ondan sonra
Üstelik de o zamanlar galiba 3-5 yaş büyüğe bile bir büyük saygısı Tabii, gösterilirdi, değil mi abi, yani? tabii. Sözlerini dinler onlar. Yani tabii çok imrenilecek, özlenilecek dönemlerdi.